LGS'ye son 39 gün sınav yaklaşıyor ve bizler de ev okulu takip ediyoruz, EBA'yı izliyoruz, denemelerimizi çözüyoruz, hatalar yapıyoruz ama vazgeçmiyoruz. Çünkü biz LGS'nin üstesinden gelmek istiyoruz. Hemen günün sözüyle başlamak istiyorum. Kapola diyor ki, yeteneğim şu ki, neymiş bakalım yeteneği? Sadece deniyor, deniyor, deniyor ve tekrar deniyorum. Ve azar azar bir şeyler oluyor. Gerçekten adam son derece mütevazi ve sabırlıymış. Sabır acıdır ama meyvesi tatlıdır. Gerçekten denemek bir daha hata yapmak, denemek bir daha hata yapmak insanı bazen yoruyor. Yeter ya diyoruz. Artık bir an önce şu matematikte tüm soruları doğru yapayım diyoruz ama vazgeçmeyeceğiz. Azar azar da olsa çok iyi yerlere ulaşacağız ve sonunda da gülen taraf biz olacağız inşallah. Günün yorumuna baktığımızda Beyzanur Ongun 490 beğeni almış. Hemen sorularına bakmak istiyorum. Matematikte problemleri anlayamıyorum. Ne yapmalıyım? Şimdi arkadaşlar matematikle alakalı öncelikle şunu bilmeniz lazım. Matematikte bol bol soru görmeniz lazım. Çeşit çeşit sorular görmeniz lazım. Yani bir sorudan her zaman söylediğimiz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tip soru olsun. Tabi daha fazla ama biz 10 tip var diyelim. Siz hocayı dinlediğinizde birinci tip soruyu görmüş oluyorsunuz. Sonra kendiniz LGS örnek sorularına bakıyorsunuz. ikinci soruyu da görmüş oluyorsunuz. Sonra birkaç tane kitaptan çözüyorsunuz. 3-4 tip soru çözmüş oluyorsunuz. Ama hala çözmediğiniz baya bir soru tipi var. Dolayısıyla bol bol soru çözmeniz ve o soruları defalarca düşünüp görmeniz lazım. Yani Aa burada işte ee, ne bileyim çuval sorusu çözüm, burada merdiven sorusu çözüm, burada otobüs sorusu çözüm diyerekten farklı farklı soru tiplerini görmeniz lazım. Ve en önemlisi süre tutarak çözmeniz lazım kendinizi zorlamak için. Süre tutarak çözmek ne demek? Fısık yöntemi uygulamak. Yani yapamadığın soruyu 12 tane soru belirleyeceksin kendine diyelim ki. Veya 20 soru verilecekse fark etmez. Bu 20 soruda ben çözdüm çözemediğim soruyu atladım. Çözdüm çözemediğim soruyu atladım demeniz lazım. Süre baskısı uygularsanız kendinize konuyu öğrendikten sonra tabii ki bu da netlerinizin artmasını sağlar. Matematikte bir de tabii ki çok genel bir ifade olacak ama kitap okumakta bizim matematik soruları da anlamamızı... Ee... ...kolaylaştırıyor ama tabii ilk başta bu dediğim yapmanız lazım. Yani bol bol soru çeşitli görmeniz lazım. Mesela şöyle düşünün. Ben diyelim ki sadece bir kitap bitirdim. Mesela ben bir tane kitap bitirdim. Demek ki ben üç ve dördüncü soru tipini gördüm. Artı bir kitap daha bitirdim. O zaman beş ve altıncı soru tipini gördüm. Altı bir kitap daha bitirdim. Yedi ve sekiz. Bu şekilde düşünmeniz lazım. Ne kadar çok tecrübe kazanmanız için soru çeşitli görmeniz lazım. Matematikte cebirsel ifadeler konusunu anlasam bile... ...sorularını yapamıyorum eee demek istemiş... Evet konuyu anladığımız halde sorular yapamıyorsak ilk başta çok temel sorulardan başlayabiliriz. Direkt olarak yeni sorulara geçmemiz bizi zorlayabilir. Temel soruları yaparsın. Adım adım bebek adımlarıyla ile ilerleyip bir şekilde istediğin seviyeye gelebilirsin. Denemelerde sayısalda 7-10 arası boşum kalıyor. Sürede çok sıkıntı yaşamıyorum ama zorluk açısından zorlanıyorum. Bir, belki çözdüğün denemelerin zorluk seviyesi örnek soruların üstüne olabilir. 2- konu bilgi eksiğine olabilir. Üçüncüsü de sürede çok sıkıntı yaşamıyorum ama zorluk açısından zorlanıyorum demişsin. Bu durumda bizim düşüncemiz Bilgi eksin var. Bilgi eksin tamamladığında bunu da halledebilirsin. Tercihler için video gelecek mi? Tabii ki gelecek. Diğer dersleri tam yaparak matematik 8 9 e net yapan biri nitelikli bir gidebilir mi? Gidebilir. Sayısal derslerde hangi konular ağırlıklı olur? Bu soruyu anlayamadım. Tabii ki birinci dönem konuları ağırlıklı olacak. Yani sadece birinci dönem konuları var. Her dersten en az kaç soru çözmeniz? Sınavda ise 90 soru soruluyorsa bu 90 sorunun 20 tanesi matematikse siz günde en az 20 tane matematik sorusu çözmelisiniz. Bunu diğer derslere göre ayarlayabilirsin. Deniz Aydan Fenlisesi'ni tanıtabiliriz. 480 puan için. Ha diyelim ki sen bugün 90 soru çözeceğim dedin. 20 tane matematik çözdün. 20 tane fen çözdün. Sonra geri kalan 50 tane Türkçe çözdün. Başka hiç inkılap din İngilizce çözmedin. O zaman onları diğer haftalarda diğer günlerde telafi etmelisin. Yani sen mutlaka her gün bir deneme ve ardından da bununla alakalı soru çözmüş olman gerekiyor. İyi bir liseye girmek istiyorsan. 480 puan için 250 soru yeterli mi? Evet. Yeni nesil soru çözüyorsan yeterli fakat matematiğin 8-9 netse bu birazcık senin için kolay olmayabilir. Konuyu çok iyi var hemen yeni nesil soruları çözemiyorum. Konuyu çok iyi anladığın halde yeni nesil soruları çözemiyorsan soru çözümlerini defalarca izle. Ya ben ikinci soruyu Konusunu anlamıştım ama bu konuyla alakalı soru çözümlerini bir kez daha izle. Biliyorsun artık birçok kitapta soru çözümleri var. Ders çalışıyorum ama sanki hiç verim alamamış gibi hissediyorum ne yapmalıyım? Bu her zaman olacak. Ders çalıştığımız zaman, gayret gösterdiğimiz zaman hemen mükafatını istiyoruz. Ama videomuzun başında söylediğim şey çok önemli. Sabır acıdır ama meyvesi tatlıdır. Yani zorlayacağız olmayacak. Hatırlar mısınız? Size bir bambu ağacı hikayesi anlatmıştım. Bambu ağacının özelliği neydi? Şöyle... Şöyle dikiyorsun tohumunu, bekliyorsun. Bir ay bekle, iki ay, üç ay, dört ay, beş ay, altı ay, bir yıl, iki yıl. Hiçbir şey çıkmıyor. Yani yeter artık diyorsun. Yani yeter. Sula sula bir şey çıkmıyor. Belki beş yıl bekliyorsun bir şey çıkmıyor. Ama sonrasında bir anda çok hızlı uzuyor. Ya biz şimdi beş yıl mı bekleyeceğiz? Hayır. Ama biz de gayretimizi göstereceğiz. Vazgeçmeyeceğiz. Şimdi gelelim günün kitabına. Günün kitabı Tanzimat döneminde ikinci dönemde Sami Paşa Tezayi'nin yazdığı Sergüzeş adlı bir eser, Yüz Temel Eser arasında ve Dilber adlı esir bir kızın hikayesini e, değişik bir dilde, değişik bir tarzda anlatıyor. Okumanızı tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Günün okuluna baktığımızda Bursa Erkek Lisesi mühendislik ve tıp fakültelerini kazandıran çok iyi bir lise. Bursa'nın ve çevresindeki çalışkan öğrencilerin hak ettiği bir okul. Bu okulda bizleri hak ediyor. Sizleri hak ediyor daha doğrusu. Sizler iyi çalışıyorsunuz. 4 yıl İngiliz eğitim veren bir okul. 5.92 dilimi var. Günün kaynağına baktığımızda LGS Zoru Seti arkadaşlar. Sadece birinci ram konularını size gösteren bu kitapta. Şöyle bir durum var. Bunları ayrı ayrı da çıkardık. Yani siz mesela Türkçesini aldıysanız, fen, e, dinin, klap, İngilizce ve matematiğini almadıysanız bunları da sizlere sadece birinci dönem konuları olduğu için daha uygun bir hale getirdik. zor bankaları biliyorsunuz birazcık efsane. Niye? Soruları gerçekten zor. Yani tam yeni nesil sorulara uygun bir şekilde ve bayağı zorlayıcı. Hatta e, ben dedim ki hocam e, bana bir öğrenci geldi. Hocam niye bunun adını zoru bankası koydunuz? Kazık bankası koysaydınız çok zor sorular dediler. Ama e, sadece birinci dönem konuları olduğu için bence siz bu zor soruları da yapabilirsiniz. Zaten diyelim ki böyle bir zor soru yapamadığınızda, şu soru yapamadığınızda soruların çözümünü karakada okutaraktan ulaşabiliyorsunuz. Zoru Bankası sizin zoru başarmanız için çok faydalı olacağını düşünüyoruz sizlere arkadaşlar. Günün sorusu basınç yüzey alanı ilişkisinden örnektir. Bu soruyu cevaplamanızı istiyoruz arkadaşlar yorumlara. Ödülü sorumuza yorumlarınızı bekliyoruz. Çalışmaya devam ediyoruz. LGS bizden kurtulamayacak. Boşuna çırpınıyor. Yok Covid çıkarıyor. Yok şu çıkarıyor. Yok bu çıkarıyor. Okul tatil yapıyor ama kaçamayacak. Her türlü alacağız LGS'yi. Hadi bakalım.